Sizlerle baş başadan herkese merhaba. Geçen hafta çok ilginç bir yayın deneyimi yaşadım. Sosyal medyada ironi içerikli yayınlar yapan Vartolu'yu programıma konuk aldım. Vartolu tweet yayınlarında kendisini sıkı bir Erdoğan olarak gösteriyor, oldukça ilginç ironi içeren yayınlar yapıyordu. Konuk almaktaki amacım mizahi bir dille gündemi konuşmaktı. Yani yayın baştan aşağı ironi ve mizah olacak. Ve Vartolu'yu konuk aldım. Yayının manşetine de Vartolu'dan şok açıklamalar yazdım. Gerçi yayın öncesi konuğum beni uyarmıştı. Millet ciddi zannedecek, göreceksin demişti. Ama buna pek ihtimal vermemiştim. Ben gündeme dair ciddi ciddi sorular soracak, o ise bir Erdoğanist tavrı ile ironi içeren mizahi cevaplar verecekti. Aynen öyle de oldu. Vartolu yayında çok başarılıydı. Hiç renk vermemiş ve rolünü iyi yapmıştı. Ben de fena değildim hani. Yayın esnasında gülmekten kendimi zor tutmuştum. Oldukça ciddiydim. Ve çekim bitti. Ardından da videoyu yayınladım. Ama Vartolu'nun yayın öncesi söylediği çıktı. İzleyenlerin büyük bir kısmı bu yayını ciddi zannetti. Hatta nereden buldun bu konuyu? 30 dakikaya yakıştı mı? Tam bir hayal kırıklığı tarzında pek çok tenkit aldım. Her ne kadar videonun açıklamalar kısmına bu video yüksek düzeyde ironi içermektedir yazmış olsam da. Demek açıklamalardaki bu yazıyı kimse görmemişti. Bu sefer ben de videonun başlığını değiştirdim. Vartolu'dan şok açıklamalar yerine bu yayın yüksek düzeyde ironi içermektedir diye yazdım. Ne var ki bu başlığı da pek çok izleyici fark edemedi. Eleştiri yorumları çığ gibi gelmeye devam etti. Ben de oturdum bu yayını ciddi zanneden, ironiyi fark edemeyen izleyici yorumlarına teker teker cevaplar yazdım. Yazdım ama yazmaktan da iflahım da kesildi. Belki de bugüne kadar yapmış olduğum yayınlar içerisinde en fazla yorum alan bu videom olmuştu. Peki nerede yanlış yapmıştım? İzleyici neden bu yayının ironi olduğunu anlayamamıştı. Burada benim hatam içerik ve başlık kısmının haricinde ayrıca KJ kısmında da bunun ironi olduğunu yazmayışımdı. Ama bence en büyük problem ne bende ne de ironiyi anlayamayan izleyicilerdeydi. Asıl problem günümüzün Türkiye'sinde ironi ile gerçeğin birbirine bu kadar yakın olmasındaydı. Çünkü Vartolu'nun verdiği cevapların benzerlerini A Haber gibi yayınlarda, sokaklarda görmek, duymak mümkündü. Yayında Vartolu'ya 17-25'in 4 bakanını ve Egemen Bağış'ın Kur'an'a hakaretlerini sormuştum. Rolümün gereği olarak koyu bir Erdoğan taraftarısınız. Bu olan bitenlerden rahatsız olmuyor musunuz demiştim. Verdiği cevap oldukça komikti. Hatta bakın şu anda biz onları terfi ettirdik. Mesela şu anda pranga Egemen Bağış'ı mesela şey oraya atadık. Yani o günkü işte o şey duruşundan, diyaneti duruşundan, o devletine, milletine bağlı duruşundan dolayı bugün de onu ödüllendirdik. Sırada diğerleri de var. Zamanı geldiğinde diğerlerini de ödüllendireceğiz. Yani o ödüllendireceğiniz dediğiniz kişi aynı zamanda o dini hassasiyeti olan bir parti imajı içerisindesiniz ama yani Hakkara Makara gibi İslam'ı, Kur'an'ı dalgaya alan birisiydi Egemen Bağış. Böyle her cuma bir tweet atıyorum falan, kakakakiki falan işte bir ayet şey yapmış, sallıyormuş. Yani bu konuda siz ya hiç mi rahatsız olmuyordunuz? Yok, o konu şey değil. Yani o Egemen Bağış'ın attığı o tweet o aslında şeydi. Yani o süreçte üzerimizde çok büyük baskılar olduğu için konuşmalar biraz şifrelendirilmişti. Mesela o bir her hafta bir tweet atarım makara. Yani ben her hafta halka makarna götürürüm. Halk orada şey olsun, halkımız işte açlığını gidersin, halkımız işte aç kalmasın diye. Yani şifreydi o. Yani onu yanlış anlamayın. Yanlış anlaşılacak bir durum yok orada yani Egemen Bağış'ın. Evet, cevap çok komikti. Meğerse Egemen Bağış'ın konuşmaları şifreliymiş. Hakara makara derken halka makarna götürürüm demek istiyormuş. Normal bir ülkede bunun ironi olduğu hemen anlaşılabilirdi. Ama günümüz Türkiye'sinde bu tür cevaplar gayet mümkündü. Yine Vartolu'ya Kanal İstanbul'u sormuştum.
Bir baktık işte bir proje çıktı ortaya. Bir de baktık ki işte oğlunun, damadının orada tarla almışlar vaktinde. Nasıl bir tesadüfse bu. Birdenbire sonra da imara açılıverdi. Nasıl bir tesadüfse bu. Sonra bir de baktık Katar Şeyhi'nin annesi şuyu buyu o aldığı tarlalar, patates bilmem ne ekmek için alınan o tarlalar birdenbire imara açıldı. Tam bingo. Yani burada yani hakikaten bir tuhaflık yok mu? Yani burada bir suistimal yok mu? Burada da söylenecek hiçbir iki laf yok mu yani? Yok, bence burada bir suistimal yok. Burada çok ciddi bir devlet aklı var. Biliyorsunuz İstanbul yıllardan beridir bir deprem şeyi var, bir riski var. Herkes işte yani başa gelen bütün liderlerin nasıl güzel bir İstanbul oluşturabilirim, İstanbul'a nasıl hizmet ederim anlayışı var. Yani İstanbul'a da en iyi hizmet eden, siz de biliyorsunuz, siz Recep Tayyip Erdoğan kendi başbakanlığı döneminde de, cumhurbaşkanlığı döneminde de, kendi işte belediye başkanlığı döneminde de çok büyük faydalar sağladı. Şimdi bunu kalıcı kılmak istedi. Özellikle İstanbul'un deprem sorununu kökten çözmek istedi. Şimdi bu depremin olduğu fay hattı var ya, şimdi bu bir fay hattı var ve bütün depremin bölgesi olan o fay hattını biz orayı değişmek istedik. Yani Cumhurbaşkanı çok zaten bu proje üzerinden işte bir taraftan Konyalı ve Kayserili bilim adamlarını da getirerek onun üzerinden çok ciddi anlamda yoğunlaşarak şimdi o fay hattının geçtiği yerde bir Kanal İstanbul projesi o fay hattının üzerinden geçiyor. Şimdi orayı denecekler. O fay hattını ortadan kaldırmak için oraya bir Kanal İstanbul şey yaptı. O Kanal İstanbul'un olduğu bölge, şimdi biz orada halkımız zarar görmesin. Halkımız oradaki işte deprem riskiyle karşı karşıya gelmesin. Oradaki toprakları, o Kanal İstanbul'a yakın, yani işte kanala yakın olan yerlerin birçoğunu işte bu Katarlara sattık. Hem para aldık hem de orada bir deprem olursa en azından Katarlar gitsin. Yani bizim halkımıza bir şey olmasın. Bunun yanında da birçok... Damat da aldı. Damat işte, da aldı. İşte ona gelecek. Şimdi o diğer yerlerde, bazı yerleri de biz orada deprem riskinin olmadığı ama illerde buraların çok büyük işte prim yapacağı. Biz de bunları halka aşmak için biz bunları CHP'leri almasın, HDP'leri almasın, İyi Parti'den diğerleri almasın. Çünkü bunlar altı zaman oralara rezidanslar yapacaklar. Halkımız yani fakir halkımız işte sıradan halkımız yararlanamayacağı için biz kimseye de güvenmediğimiz için burayı kendi yakın akrabalarımıza aldırdık. Orayı ileriki süreçte çay bahçesi yapacağız. Ondan sonra millet bahçesi yapacağız. Meğerse fay hatlarını ortadan kaldırmak için Kanal İstanbul'u yapıyorlarmış. Yine de deprem olursa halkımız zarar görmesin diye Katarlılara satmışlar. Depremden uzak yerleri de halkın piknik yapması için damada satmışlar. Bunda da büyük bir devlet aklı varmış. Bu cevabın da ironi ve mizah olduğu aslında çok açık. Ama günümüz Türkiye'sinde bunun ironi olduğunu anlamak oldukça zor. Dedim ya, bu cevapları A Haber'de ve sokaklarda duymak gayet mümkün. İronik, aşırı abartılı ve mizahi cevaplar günümüz Türkiye'sinin realitesi, gerçeği maalesef. Yani kabahat ne sizde ne de bende. İroni ile Türkiye gerçekleri maalesef birbirlerinden ayırt edilemeyecek kadar iç içe geçmiş durumda. Hani meşhur bir söz vardır, İzahı olmayanın mizahı olur diye. Türkiye bu aşamayı bile çoktan geçti maalesef. Mizahını bile yaptığımızda gerçek zannediliyor. Geçmiş olsun Türkiye.